Bu gece Yüce Allah'ın bir öğüt ve bir hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'le bizleri şereflendirdiği için bu mübarek Kadir Gecesi'ni de itirak edecek nefesi aldırdığı için Yüce Rabbime hamd ediyorum. Bin aydan hayırlı olan <laughs> Kadir Gecesi'nin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa birlik, bereket ve hidayet getirmesini Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Değerli misafirler, Türkiye'de herkes çok iyi bilir. Ülkemizde Recep Tayyip Erdoğan demek her yeni günü asırlık eser ve hizmetleri milletimize kazandırmak, ülkemiz için durmadan ve yorulmadan çalışmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek sözünün eri olmak başladığı her işi sonuna kadar götürmek mutlak surette zaferi göğüslemek demektir. İşte bugün de burada Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde adeta dünyanın kalbinde yer alan kadim şehrimiz, aşkımız, hepimizin gözdesi İstanbul'umuza ve ülkemize devasa bir eser daha kazandırmanın heyecanı içindeyiz. Küresel iddialar taşıyan bir sektörel kümelenme projesi olan İstanbul Finans Merkezi'nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ekonomimize sunacağı önemli katkıların yanında önümüzde yepyeni fırsatlar ve geniş ufuklar açacağına gönülden inanıyorum. İstanbul Finans Merkezi Finansal kuruluşlar için eşsiz özelliklere sahip bir yerleşkenin yerleşke olmanın yanı sıra küresel bir sektörel etkileşim ve inovasyon merkezi olarak da finansal piyasalarımızın gelişmesini ve derinleşmesini hızlandıracaktır. Bu güçlü ekosistem yeni yatırımcıların ülkemize gelmesinde ve finansman maliyetlerinin düşmesinde de pay sahibi olacaktır kuşkusuz. Bu merkez Finansal kuruluşlarımızın dijital finansal hizmetler ve sürdürülebilir finansman gibi alanlarda atılım yapması için önemli bir platform teşkil edecektir. Uluslararası sürdürülebilir fonların ülkemize getirilmesi ve reel sektörümüze yeşil finansmanın sağlanması bakımından önemli bir sinerji kaynağı da olacaktır. İstanbul Finans Merkezi'nin bir diğer önemli katkısı da İstanbul'umuzun katının finans ve İslami bankacılık alanda da küresel bir merkeze dönüştürmesini sağlayacak çok önemli bir merkez olmasıdır. Değerli katılımcılar bahsettiğim hedeflere ulaşmak için finansal hizmetlerin tümüne yönelik sürdürülebilir ve katılımcı yaklaşımlar benimseyerek İFM'nin kuruluş çalışmalarını elhamdülillah bugün tamamladık. Bugün bu dev merkezi devreye alarak finansal kaynakların ülkemize akışını kolaylaştıracak dönüşüm sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Bu dönüşüm sürecinde bankalar, sermaye piyasası kuruluşları, katılım finans şirketleri, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile sigorta şirketleri gibi geniş yelpazedeki finansal kurum ve kuruluşları İFM'nin çatısı altında tek bir konumda birleştirmiş olacağız. Ayrıca uluslararası finansal finansal hizmetler sektörü içerisinde faaliyet gösteren portföy yönetimi, servet yönetimi ve proje finansmanı gibi alanlarda odaklanmayı da sağlamış olacağız. Öte yandan bu finansal faaliyetleri destekleyecek danışmanlık, bilgi işlem, telekomünikasyon ve teknoloji şirketleri başta olmak üzere geniş bir ekosistem oluşturacağız. Ortaya çıkacak bu dev ekosistemin ülkemizin finansal hizmet ihracatına da önemli katkılar yapacağı aşikardır. 2036 yılı itibariyle İFEM'in ülkemizin toplam finansal hizmet ihracatının yaklaşık 3 kat arttıracağını ve 15 yıl içerisinde Gayrisafi yurt içi hasıla yapacağı toplam katkının da yaklaşık 130 milyar dolar olacağını öngörüyoruz. Bu 15 yıl içerisinde merkezin toplamda 102 bin ek nitelikli hissenam oluşturmasını da hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli katılımcılar, İFME'yi rekabetçi kılmak için çeşitli indirim istisna ve vergi avantajlarını da sağlıyoruz. Bu teşviklere ilave olarak ekosistemin tamamlayıcı unsurlarını kapsayan Katılım Finans Strateji Belgesini de yayınladık malum. Katılım Finans Strateji Belgesi 2022-25 döneminde Katılım Finansı tüm sektörleriyle geliştirmeye yönelik oluşturduğumuz yol haritasını da içeriyor. Ayrıca İstanbul'un bir finans merkezi olmasında katılım finans kuruluşlarının etkisini arttırmak adına katılım finans kefalet anonim şirketinin kuruluşunu geçen ay sonu itibariyle de tamamladık. Bundan sonra tüm paydaşlarımızın bu alana biraz daha yoğunlaşması en büyük temennimiz ve beklentimizdir. Dijitalin 100 yılı hedeflerimiz doğrultusunda İFM'nin ana vizyonlarından birisini de dijitalleşen dünyada sektöre yeni açılımlar kazandıran finansal teknoloji ekosistemini geliştirmek olarak belirledik. Fintech'lerin iş fikirlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla merkezimiz merkezimiz bünyesinde kuluçka ve ön kuluçka modellerini de sunuyoruz. Pazarlama, strateji, hukuk, finans ve fikri mülkiyet hakları üzerine danışmanlık imkanlarıyla birlikte girişimlerin büyüme için mentörlük desteğini de veriyoruz. İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü bünyesinde FinTech Hub adını verdiğimiz bir çevrim içi platform kurarak iş fikirlerinin yatırımcılarımla yatırımcılarla buluşabilmesine olanak sağlıyor. Ek olarak FinTech Akademi'yi de hayata geçiriyoruz. Saygıdeğer misafirler, son 21 yıllık dönemi kelimenin tam anlamıyla bir atılım dönemi olmuştur. Bizler Türkiye yüzyılı vizyonumuza sımsıkı sarılarak her alanda yolumuzda inançla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Yapamazsınız dedikleri her icraatı yaparak ilerliyoruz. İstanbul Finans Merkezi projesi de biz bu projeyi inşa ederken birileri her zamanki alışkanlıklarıyla ne gerek var? İstanbul Finansın Merkezi mi olacak? Şeklinde bazı ifadeler kullanmışlardır. Malum bu ifadeler hepimizin bildiği, tanıdığı ifadeler. Üçüncü köprüye de aynı ifadeleri kullandılar. Hemen yanı başımızdaki Sabiha Gökçen ne ihtiyacınız var diye sordular. Avrasya Aynı şekilde itirazları oldu. Şehir hastanelerine itirazları oldu. Malum şu anda büyük bir keyifle kullandığımız çok otomobilleriyle ilgili de aynı şeyleri yaptılar. Temeli atılırken de yan gözle baktılar. Binalar yükselirken de bu binalarda bir şey yok dediler. Makineler kurulduğu zaman aynı hikayelerle bize döndüler. İlk aranç tanıtımı yapıldığı zaman bunun arkası yok dediler. Seri üretime başladık dediğimiz zaman bunlar İtalya'dan geliyor dediler. Üretildiklerini gördükleri zaman otomobillerin ve caddelere çıktığını gördükçe bir otomobili bütün bakanlar kullanıyor dediler. Sonra bütün bakanlarımız araçları kullanmaya başladığında bu aracın egzozu nerede diye sormaya başladılar. Bunlar bu şekilde maalesef bizim yolumuza çıkıyorlar. Ama elhamdülillah ve çok şükür. 21 yıldır bu ülkenin bir idarecisi var. Önce başbakan sonra da başkan, cumhurbaşkanı olarak bize liderlik yapıyor. Ve her türlü hayalimizden, aklımızdan geçirdiğimiz ne varsa da bunları hızlı bir şekilde yerine getirmeye imkan sağlıyor. Sadece bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde öylesine bir potansiyel var ki şöyle aklımızdan geçip de bunu yapsak dediğimiz bir şeyin ikinci kelimesi yok. başlamış oluyoruz. Çünkü vizyon sahibi, geleceği gören ülkenin potansiyeline hakkıyla sahip olan, ülkeyi seven, vatanı seven, milleti seven, bayrağı bayrak bilen bir liderimiz, bir genel başkanımız, bir cumhurbaşkanımız var. İşte bu merkezin ülkemize faydasını perder pey gördükçe bunların esasen ne kadar isabetli bir adım atmış olduğumuzu ilerleyen süreçte idrak edeceklerine çok da ihtimal vermesek en azından ciddi bir şekilde kullanacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle ülkemize her yeni gün asırlık eserler kazandırmaya, milletimize hizmet yolunda durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bu vesileyle bugüne kadar emeği geçen herkese İstanbul Finans Merkezi projesinin başlamasında hayata geçirildi bugüne kadar. Tüm eski bakanlarımıza Sayın Berat Albayra, Sayın Lütfü Elvan'a şu anda bizim Hazine Maliye Bakanlığı bürokrasisine Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve ekibine Türkiye Varlık Fonu'na Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ne, İFM'nin yapımında gece gündüz çalışan işçi kardeşlerimize, yüklenici firmalarımıza ve İFM projesini sahiplenen finansal kuruluşlarımızın her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. İbadetlerimizi kabul etsin. Kadir gecemizi hayırlara vesile kılsın ve tüm sevdiklerimizle beraber Bayram sabahına ermeyi bizlere nasip etsin diyor saygılar marz ediyor